İstanbul'daki son durumu da arkadaşımız Ela Sezen bizlere aktardı. Şimdi bir uzman konuğumuz olacak. Bu kadar yerdeki sıcakları aktardık. Aşırı sıcaklar Türkiye etkisi altına aldı dedik ve bu dönemde şimdi neler yapmalıyız? En çok nelere dikkat etmeliyiz? Merak edilen konuları Türk Toraks Derneği üyesi ve Akciğer Çalışma Grubu Sekreteri Doktor Sayın Selin Çakmakçı Karakaya ile konuşacağız. Selin Hanım hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim malum her yerimiz sıcak, yanıyoruz adeta. Sıcakların artması tabii beraberinde sıcak çarpması dediğimiz vakaları da arttırıyor. Sıcak çarpması nedir? Güneş çarpmasından farkı nedir? Aslında aynı anlamda kullanabiliriz. Bizim ideal vücut açısından tolere edebileceğimiz ortam sıcaklığı 17-31 santigrat derece arasında olması gerekiyor. 32 santigrat dereceyi aştığı zaman aslında bizim fizyolojik dediğimiz normal mekanizmalar vücutta zorlanmaya başlıyor. 32 derecenin üstüne çıktığı zaman biz ne görüyoruz aslında burada? Bir terleme mekanizmamız var. Damarları gevşeterek terleme süreci başlıyor ve bu terlemeyle beraber aslında bir süre bunu tolere edebiliyoruz. Ama ne zaman ki vücut sıcaklığı 40 santigrat derecenin üzerine çıktı, o zaman bizde bu mekanizmalar işlememeye başlıyor. Ve sıcak çarpması dediğimiz durum aslında buradan sonra kendisini gösteriyor. Çok fazla sıvı ve tuz kaybı görüyoruz vücutta. Terleme kaybıyla beraber vücut kuru, sıcak bir hal alıyor. Daha sonra morarmaya varacak şekilde vücutta değişiklikler görebiliyoruz. Bu kişilerde solunumda ve kalp nabzında ciddi olarak artışlar görülüyor. Bulantı, kusma görebiliyoruz. Baş ağrısı, kas krampları olabiliyor. Ve bilinçle alakalı bilinç kaybına varacak, nöbet geçireceği şekilde davranışsal bozukluklarda görebileceğim şekilde bir süreç oluyor. Ve maalesef zamanında yeterli müdahale edilmediği takdirde de ölüme kadar aslında götürebilen ciddi bir süreç. Bu yüzden de hastane başvurusunun bu sıcak çarpmasının tanınıp da hızlı bir şekilde o kişiyi acil servise doktorlara götürmek bu yüzden çok önemli. Peki efendim hastanelik olmadan önceki aşamalarda sıcak çarpması yaşayan kişi veya yanındakiler ne müdahalede bulunmalı kendisine? Evet, bir kere riskli kişiler bu açıdan tanınmalı, bilinmeli. Kimler riskli? Onlardan biraz bahsedeyim. Özellikle bebekler, 5 yaş altı çocuklar, 50 yaş üstü, özellikle 75 yaş üstü erişkinler, kadınlar erkeklere göre daha hassas. Kronik hastalığı olanlar, özellikle akciğer hastalığında bu dönemde alevlenmeleri arttırdığını biliyoruz. Böbrek hastaları, karaciğer hastaları, demans hastaları. Bunlar özellikle hızlı bir şekilde tanınması gereken gruplar. Sıcak çarpması belirtilerini söyledim biraz önce. Bunları tanıdıktan sonra bu kişilerde soğuk uygulama yapmak, serin yere almak hızlıca önemli. Ve sağlık ekiplerine ulaştırana kadar kişiyi muhakkak bilinç açısından da kontrol edilmesi lazım bu kişilerin. Bunları söyleyebilirim. Muhakkak serin yere alınması gerekiyor ve buz kompresleri yapılması gerekiyor. Peki sıcaklıkların arttığı bu günlerde neler yapılmasını tavsiye edersiniz? Nelerden sakınılmalı? Mesela sporcusu var, dışarıda çalışanı var. Nelere dikkat edilmeli? Aktif spor da herhalde bu dönem azaltılmalı diye düşünüyorum ama. Kesinlikle. Şu şekilde saat 11 ile 16 arasında zaten Türkiye şartlarında en sıcak olan saatler oluyor. Bu yani mümkünse çıkmamak gerekiyor. Özellikle işi gereği hani OSHA dediğimiz bizim bununla alakalı iş güvenliği ve sağlığı idaresi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait verilerine göre 1 milyar kişi günlük olarak aslında sıcağa maruz kalacak şekilde çalışıyor dünyada ve bu bakımdan bu kişilerde sık sık vardiya usulü, dönüşümlü, bol bol ara vererek, bol sıvı tüketerek, gölgede çalışarak ve giysileri de buna uygun olarak hafif, açık renkli giysiler kullanarak şapka, gözlük bunlara dikkat ederek koruyucu ekipmanları olacak şekilde çalışmaları gerekiyor ve bu kişiler elektrolit kaybı, sıvı kaybı oluyor. Bunları da bu kişilerin göz önünde bulundurmaları gerekiyor muhakkak. Ve özellikle dediğim şekilde giyin açısından bol sıvı tüketmesi, sık duş alımı gerekiyor. Evde mümkünse kalınmalı ve gece ve sabah erken saatlerde ev havalandırılmalı. Güneşin geldiği zamanlarda da muhakkak evin perdesi, panjur o bölgelerde kapatılmalı. Bunun dışında bu dönemde şeker kullanımı, sigara kullanımı bunlardan uzak durulması gerekmekte.
Ağır yemeklerden kaçınılmalı, özellikle tuzlu yiyeceklerden aşırı miktarda almaya gerek yok. Normal şekilde beslensek yeter. Dış ortamda egzersiz açısından yapmasak bu dönemde iyi olacak. Hava kirliliği, polen kirliliği, bunlar açısından da uygulamalar takip etmekte fayda olur. Özellikle ek hastalığı olan kişilerin alevlenmemeleri için. Bir de ilaçlarla ilgili uyarı yapayım. İlaçların etkinlikleri sıcaklıkla artışları beraber bozulduğu için özellikle doktorların danışarak 25 santigrat derece, yani oda şartlarında ya da buzdolabına saklamaları daha iyi olacaktır. Bu şekilde söyleyebilirim. Türk Toraks Derneği üyesi ve Akciğer Çalışma Grubu Sekreteri Doktor Sayın Selin Çakmakçı Karakaya ile birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve uyarılarınız için. Sevgili seyirciler, sadece Türkiye değil tabii, Avrupa ve Amerika kıtaları da sıcaktan kavruluyor. Adana Yunan mitolojisindeki